Sağ bek ve sol bekle ilgili de bir beke e, anol transferi gerçekleşti, diğerine boya geldi. E, her iki futbolcuya dair de değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Özellikle sağ ve sol bek Galatasaray için çok önemliydi. E, bu iki isim yeterli olacak mıdır sizce? Serkan, sağ bekin gelişme kaydetmesi lazım ama atletik bir oyuncu, ee, yedili, dinamik mı? bir oyuncu. Yani şu an Yedlin'i ben beni sabek alsalar ben de ilk etapta bir bir umutla yedek bırakırım zaten. Yani hani şu anda gelen sabek zaten Yedlin'i otomatik olarak yedek bıraktı. Ee, bu yani yedin çok kötü anlamında söylemiyorum. hemen ilk fırsatta ben hazırım dediği anda sabekin sabekin yeri garanti. Hatta bence sol bekin yeri de garanti. Şu anda hani ben Aa. hazırım hocam oynarım dediği an e, fakat ya Saracchi'nin bağları kopmuş biliyorsun. Yapma yani. ya. Evet. Bağları kopmuş. Aa, çok üzücü. Büyük şanssızlık ya. Yani. Hazırlık Bayağı üzücü. Hazırlık maçı. Çok üzücü. Aklıma gelmişken sol deyince öyle Geçmiş söyleyeyim olsun. dedim. Bu arada Emre Taşdemir de gayet yetenekli bir oyuncu. Yani Galatasaray bir rotasyonda ihtiyacı olan mevkilere transfer yaptı şeklinde olumlu bir cümle kullanabiliriz. Ama tabii ki e, şunu bir kere söyleyeyim. çıkıldı o bence bir on numara değil. Ama diyeceksin ki ya mesela Avrupa Futbol Şampiyonası'nda böyle on numara Artık gibi evet, on numara kim vardı ölenir. ki? Hani evet. zaten yoktu. Ama on numara demeyin ya. Orta saha değil, ofansif orta saha. Anlatabildim mi? Evet. Yani öyle Hacı falan yani yapmayın, etmeyin. Hani Hacı başka bir şeydi. Zaten o dönemin futbolu da başka bir şeydi. Hani o seviyenin bir oyuncusundan bahsetmiyoruz. Bahsedemiyoruz zaten. Ve bir daha da bahsedemeyeceğiz. Öyle bir oyuncu bir daha çok zor o yeteneğin gelmesi ve dünya futbolunun o günkü kurgusunda kendini öyle bir yer bulması. Şimdi günümüz futbolunda Hacı dünyanın kalbur üstü takımlarında büyük özveriyle oynatılacak bir oyuncu. Tıpkı Messi için gösterilen özveri gibi Arjantin milli takımı ve Barcelona'da yani böylesine özel bir yeteneği etrafıyla güçlendirerek oynatmanız lazım. Çünkü Messi'den kalkıp kayarak rakibinden top almasını hani 2-3 maçta bir bekleyebilirsiniz. Çok özel bir pozisyonda. Ee, o atletik ve fizik güç kapasitesi değil insanların istediği Messi'den ya da acıdan. Ben bu oyuncudan Galatasaray taraftarının doğru kullanıldığı takdirde oyuncunun da motivasyonu iyiyse faydalanabileceğini ve hoşnut kalabileceğini düşünüyorum. Ama böyle bir hacı seviyesinde bir beklenti yaratırsanız Belanda'nın sınay delisinin altında evet. ezildiği gibi bu çocuğu da ezersiniz. Yani gelmiş... Madem bu paralar taahhüt edilmiş artık bu çocuğu Galatasaray'da kullanılması ve Türk spor ekonomisine faydalı şekilde de ikame edilmesi lazım. Hani bunu da kabul ediyorum. Ya i̇yi de bir çocuğa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani şimdi hani iyi şeyleri de söylemeye çalışıyorum. Tabii. Ama bana bu maliyetler biraz fazla geldi. Umarım yanılıyorum. Tek eleştirdiğiniz nokta maliyetleri konusu mu şu an için? Umarım sadece o olur. Çünkü Belanda'da sadece maliyeti eleştirmedim. Belanda gelişi Belanda'nın gelişinde maliyetini eleştirdim. Ama sonra Belanda'yı e, saçının telinden tı, evet. ayak tırnağına kadar eleştirdim. Eleştirdi. Sağ içindeki kibiriyle eleştirdim. Hiçbir şey vermeyip sağa sola posta koymasıyla eleştirdim. Çok Adamın 3 tane çok maçı çok güzel var ya sezonda. Ama be. Ne? Çok güzel goller atıyordu. Arada evet yani çok nadir. Taklaları, atıyordu, evet. <laughs> ama hakikaten Bir bak bakalım istatistiklerine. Bir bak bakalım istatistiklerine vida kadar gol atmış mı? Peki hemen Murat Özbalcan'ı da sorayım. Çıkal daha iyi. Evet çok konuşuyoruz ama aynı zamanda Sabek ve Solbek transferlerini de gerçekleştirdi. Galatasaray, sol bek, Boe ve e, Anadolu. Ya e, bir kere direkt oynar. Tecrübeli bir oyuncu. E, oraya ben Galatasaray'ın iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. E, diğer de yani Yetlin ile ikisinin arasında geçer ama bence Yetlin daha şanslı. O biraz daha Tecrübesiz daha genç bir futbolcu ama tabii sonuçta hoca performansa göre karar verecektir. Yani iki tane Galatasaray'ın o bölgeye ihtiyaçları vardı. Bunu yerine getirdiler. Şimdi transfer bitti gözüyle Galatasaray'da bakılamaz. Çünkü stoper yani sonuçta Luyendama marka Alpaslan değil mi? Üç tane stoperi var şu an. Donk'un durumu da hala belli değil ama on, herhalde Donk'la ilgili Sözleşme bir şey yandan. yapılmayacak evet. yani şu anda. Evet. Yani Galatasaray bir oyuncu daha alırsa bir de Kaan Ayhan'ın ismi geçiyor stoperde. Kaan Ayhan herkese geçiyor yani Fenerbahçe'ye geçiyor. Fenerbahçe geçiyor. Bir, biri alacak şey, Evet birisi alacak ama işte parayı kim verirse yine Açık orada artı, olacak. Bir yani. bonservis bedelli bir transfer olacak. Tabii, Tabii. bonservisli. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye geldiğimizde belki konuşuruz. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bu parayla ilgili ihtiyacı var ama... Yani 7-8 tane tabii stoperi var da tabii Kaan nasıl, Ayhan gibi bir stopere mi ihtiyacı var? Gaatasaray, Galatasaray biraz daha ben Galatasaray'a yakın görüyorum. Ama Teknik Galatasaray anlamında mı yoksa hani istihbarat anlamında mı söylüyorsun? İstihbarat yani, anlamında söylüyorum. Aynen. Ama biraz oyuncunun istediği rakam bir de bonservis yani orada bir çaba var. Yani Galatasaray'a Galatasaray olabilir. da 5 milyon euro civarında bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Çok bu. pardon ama bu gerçekten önemli. Çünkü ben Kaan Fenerbahçe'ye daha yakın zannettiğim için burada gazeteci refleksiyle kusura bakma lafını da bölüyorum gerçekten Galatasaray'a mı daha yakın görüyorsun Ayhan'ı? Ekonomik manada evet Galatasaray'a yakın görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin e, transfer yapabilmesi için 4-5 maddeyi yerine getirmesi lazım şu anda. Galatasaray'ın eli daha mı rahat. Daha rahat. Bu sebeple. Evet. Aynı zamanda bir duyum mu bu? Galatasaray ciddi ilgileniyor tabii mu o kadar Kaan'la? Tabii tabii canım. Ozan'la bile ilgileniyor. Hangi Ozan Tufan mı? Yok. Ha yok, kabakla. kabakla. Onu evet. biliyorum. Onu duydum. Evet. Onu duydum. Kiralık olarak. Evet. Ee, Ozan'ı kiralamaya çalışıyor evet. Galatasaray. O yüzden Kaan bana enteresan geldi. Yani oraya ben... oraya yerli oyuncu istiyorlar. Bana Kaan bir şey. Zaten Fener... yabancı yerli, oldu şu anda. Evet şimdi onu soracağım. Evet. Kaan Fenerbahçe'ye gitti gibi geldi bana dün özellikle yaptığım bir iki konuşmada. Bu söylediği enteresan bir bilgi benim için. Şimdi özellikle Galatasaray'ın yerli stoper transferi ya da elinde yerli kullanmasının sebeplerinden biri de değişen yabancı kuralı ile birlikte Tabii sahada 3 e, yerli futbolcusu olması gerekiyor tüm takımların ve Galatasaray'ın da. E, bir günde 3 yabancı transferi açıklayınca e, ben yerlilere yer aramaya başladım 11'de Serkan Korkmaz. E, siz nasıl bir 11 kurarsınız 3 yerli futbolcuyla? Ha, bir kere bekler yabancı olacak. Kaleciniz bu arada hiçbir türlü... Yani yani orta yabancı. sahada Aytaç ya da Taylan'ı göreceğiz. Benim anladığım kadarıyla... Berkan'la da hala ilgilendiği haberleri var Galatasaray'da. Berkan bak mesela Galatasaray'ın bu sezonki tüm transferleri içerisinde. Bu çıkıl davular falan. Murutan da enteresan bir oyuncu yalnız onu bir söyleyeyim. Murutan maliyetine göre konuşuyorum. Ben sakın bu transferi teşvik ettiğim sonucu ortaya çıkmasın. Çünkü çok acayip paralardan da bahsediliyor maliyet olarak. Evet. Ya ben maliyetin şu anda en önemli kriter olduğu kanaatindeyim. Kulüplerin durumu ortada ya. Hani hadi onu geçiyorum. Evet. Ama Berkan hakikaten geleceği parlak, potansiyelli bir oyuncu ve iyi takip ettiğim bir oyuncu. Berkan iyi bir transfer olabilir Galatasaray için. Bu arada Moritan Benim... için 12 milyon euro istiyor kulüp. Kim için? İşte yani o para yani Galatasaray vermesin öyle bir para. Morutan o para etmez demiyorum. O para Galatasaray veri, veremez o parayı. Galatasaray'ın öyle bir para verme lüksü yok. Yoksa Morutan belki o para eder. Biraz daha üzerine düşününce dünya ekonomisindeki futbolun yeri işte kulüplerde ne? bonus servis bedelleri ödeniyor Ceyda yani. Morutan 10-12 edebilir ona bir şey diyemem ama Galatasaray öyle bir vermez. bütçesini zorlar. Vermez bütçesini çok zorlar. Yani transferlerin havuzuna bakıyorum. Getson, Çıkıldağ'ı. Berkan, Ayta çalındı. Ya şöyle bir cümle var e, kafamda. Hadi o biraz daha yani o oh kanat forvet. Sanki Fatih Hoca'nın kafasındaki ideal 11'de Taylan yok gibi geliyor bana. Kulakları için nasıl Mehmet Özcan da aynı şeyi söyledi. Gerçekten mi? Evet. bak Mehmet Özcan'ın söylemesi çok önemserim. Mehmet Özcan'ın Özcan yani Özcan yorumlarını bunları. da çok beğenirim. Özellikle de takip ederim. Mehmet hocam böyle söyleyince şey, benim fikrimi evet, yedek. benim fikrim sağlam yani çünkü bu bir fikir. Ben de duyunca şaşırdım. Haber değil. Yani bence Fatih Hoca'nın ideal 11'inde Taylan Antalyalı yok. Evet.